Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri alışılmışın dışında bir cami ile buluşturacağız. Tabi bu caminin bir formal kalıbı yok. Dışarıdan baktığınızda klasik camilerde görmüş olduğumuz minare ve kubbe de yok. Peki siz neredesiniz? Burası nasıl bir cami diye soracak olursanız da işte onu da gezerek anlatmaya başlayalım. Yılında hizmete açılan Sancaklar Camii'nin mimarı Emre Arulat. 2015 yılında yılın dini yapısı ödülüne layık görülen Sancaklar Camii, İstanbul'da Büyükçekmece sınırları içerisinde yer alıyor. Sancaklar Camii'ne dışarıdan bakıldığında kubbe ve minaresinin olmadığını söylemiştik. Üst avlusunda mekanın sadeliğine uygun olarak yükselen, tepesinde Arapça Allahu Ekber yazan bir taş kule ve küp şeklinde 3 tane musalla taşı bulunuyor. Aynı zamanda ikisi zeytin, biri ıhlamur olmak üzere de 3 tane ağaç bulunuyor. Avlunun hemen bitiminde ise iç mekana doğru yolculuk başlıyor. İç mekana girdiğinizde insanın dış dünya ile bağını koparan ve iç dünyasında derin bir yolculuğa çıkaran süreç başlıyor. Thank you.
inşasında kayrak ve bazalt taşlarının kullanılması, kimyasal bir boya kullanılmaması ve eğimli arazisi ile sanki yerin altındaymış hissinin olması, bu camiyi diğer yapılardan ayıran özelliklerden sadece birkaçı. Yapının cami olmasının yanı sıra zengin bir kütüphanesi de mevcut. Fakat bizim gittiğimiz sıralarda kütüphanesi henüz kapalıydı. O yüzden içeriye girip çekim yapamadık ama güzel bir kütüphaneye de benziyordu. Evet arkadaşlar, bugün İstanbul'daydık. Sancaklar Camii'ndeydik. Alışılmışın dışında bir cami olduğunu videomuzu açarken zaten söylemiştim. Çok farklı bir camideyiz. Normalin dışında bir mimarisi var demiştik. Ben hemen hislerimi anlatmak istiyorum kısacası. Belki daha önce gelip görenler vardır ya da gelip görmek isteyenler vardır. Fikir olsun istedik en azından biz buraya gelirken. Biraz rüzgar var bu arada. Umarım sesim net gelir. Video bitince tabii ki bunu artık anlamış olacağız ama toparlayacak olursak buraya ilk geldiğimizde dediğimiz gibi bir kubbe ve minaresi yoktu. Aslında altını üstünü çize çize söylemek istiyorum. Diyorum ya, alışılmışın dışında, o klasik bildiğimiz camilerin dışında farklı bir yapı var. Topografik bir yapı var burada. Mimarı Emre Bey'in de zaten biz anlatımlı videolarını izlemiştik. Anlatımından da zaten oldukça etkilenmiştik. Buraya geldiğimizde basamaklardan aşağıya doğru, avluya doğru yürüdüğümüzde burayı bir cami değil de daha böyle mimarisine göre değerlendirecek olursak daha müzeyi anımsatır bir hali vardı. Avluda yürüyüp iç mekana girdiğimizde orada tabii ki çok daha özel bir an vardı. Kesinlikle dış dünyayla tamamen bağlarınız kesiliyor. Hafif bir yeraltı görünümü de var. Güzel bir ışıklandırması da yapılmış. Her şey çok güzel düşünülmüş, çok ince ayrıntısıyla düşünülmüş. Biz de içeri girdiğimizde o ambiyansı gördük, ibadetimizi yaptık, dualarımızı ettik. İçerisi de gerçekten oldukça kişinin inancına göre bizim yani Allah'la olan oradaki diyaloğumuzun en güzel, en sade, dikkatimizi dağılmadan dualarımızı edebileceğimiz çok güzel bir iç alan vardı. Zaten anlatımlarımızı da gezerken sizler için dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Bizim için de çok güzel, manevi dolu bir içerik olmuş oldu bu içeriğimiz. Umuyoruz sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki yeni içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.